Merhaba abi. Tamam, hemen geliyoruz. Tamam, görüşmek üzere. Arkadaşlar, iş yerimizden herkese merhabalar. Az önce bir ihbar aldık. Biberde kök hastalığıyla alakalı bir çiftçimiz sıkıntı olduğunu söyledi. Onu kontrole gidiyoruz hep beraber. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar, selamımıza geldik. Yanımızda Agriplant firmasının sorumlusu kıymetli kardeşim Anıl Bey ile beraberiz. Merhaba. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum. Dükkandayken telefon geldi. Biberlerde sıkıntı varmış. Yaprak. Evet, yaprak uçlarında. Hem ona bakalım hem de genel kontrolü yapalım. Ama maşallah biber yoğunluğu çok iyi. Evet, ilk gözlemlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Kalsiyum noksanlı görünüyor, değil mi? Evet. Şimdi muhtemelen şu görüntü kök hastalığıyla alakalı bir sıkıntı olabilir diye tahmin ediyorum ama bir köküne bakalım mı? Bakalım. Evet, sopamızı bulduk. Bakalım köklerinde neler var. Şimdi şu kök ucundaki normalde beyaz olması gereken kök ucu kurumaya dönmüş. Ben buna şey gibi diyorum. Hani bir bina düşün. Hani 3 katlı olması gereken bir binaya 6 katlık yük vurursanız o bina çöker. Şu andaki görüntü de o. Hani bitki büyüdükçe yükü de artıyor. Yük attıktan sonra da kendini taşıyamadığı için diyor ki kardeşim benim kökümde sıkıntı var. Bana müdahale edin ya da ben öleceğim. Şu andaki görüntü de o. Şimdi kökle ilgili şey var. Kök var mı? Var. Evet. İyi kök de var ama yanıklar fazla. Bu yanıklar belli boya geldikten sonra bitkiyi taşıyamayacak. Ve bu şekilde sıkıntı ortaya çıkacaktır. Şimdi burada ne dedik? Kalsiyum noksanlığı var dedik. Kök uçlarında yanmalar var dedik. Bir bakalım, devam edelim. Manevi noksanlığı da var gibi. Evet. İzelemet noksanlığı da var. İzelemet noksanlığı da var gibi görünüyor. Trip durumuna bakalım. Şimdi bu abimiz almış malı. Şu anda mal var yeteri kadar. Şu anda üzerinde iyi mal gözüküyor. Bu bitkimiz büyüyecek. Hem kök alakalı bir bakım yapmamız gerekiyor. Ama çiçeklenmesi azalmış. Bu bitkiyi büyütüp tekrar döle yatırmamız lazım. Öyle ilgili de bir program yapılması gerekiyor. Şu çiçeğe bakalım, trips durumuna. Evet kardeşim, yoğun trips var mı? Var. Evet, ya, çok fazla. Evet, fazla trips var. Zaten meyvelerdeki evet, şeker bozukluklarının da en büyük sebeplerinden biri. Onunla ilgili de görsel varsa bakalım. Bir de şu var, sıcaklarda kalsiyum hareketi çok zor olduğu için sıcak dönemlerde periyodu arttırmamız gerekiyor. Yani haftada bir kere veriyorsak bunu haftada iki kere ve çok kaliteli kalsiyumlu gübre kullanmanız gerekiyor. Yapraktan da uygulama yapmanız gerekiyor. Bu şekilde yamuk olmasın, düz olsun diye kalsiyum uygulamasını kesinlikle yapmamız lazım ve bitkinin temel taşı da kalsiyumdur. Hareketler kalsiyum sayesinde gerçekleşir. Yani yoğun şekilde trips var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Evet, hareketsiz. Evet. Evet, burada da bu bitkimizde de gövdenin ne kadar ince olduğunu görüyorsunuz. Bu da kalsiyum noksanlığını zaten bize gösteriyor. Kalsiyum ve potasyum noksanlığını bize gösteriyor. Yani kısaca toparlarsak bu bitkimizde kalsiyum noksanlığını gördük, izelemet noksanlığını gördük, kök çürüklüğü ile alakalı sıkıntı gördük. Durum bu. Bununla ilgili tavsiye edebileceğin ürün var mıdır kardeşim?
Besleme olarak burada şimdi bu bahsettiğimiz hem şekil bozukluklarını önlemek amaçlı hem de biraz daha gövdeyi de kalınlaştırmak için Dekara 1 kilogram gibi Alkaplant diye bir ürünümüz var. Yoğun içerikli bir kalsiyum. Onu öneriyoruz. Onunla beraber de özellikle bu yeşil aksamı biraz daha canlandırmak izelemen takviyesi için de Dekara 750 1 kilogram civarında Scattermark Pro diye bir ürünümüz var. Onun önerisini yapıyoruz. Aynı zamanda hastalık için de damlamadan bir uygulama yapacağız. Tamam. Damlamadan yaptığımız uygulamaların yanında da gelişimi teşvik etmek amaçlı ilerleyen süreçte çiçekle beraber iyi bir çiçek, sağlıklı çiçek oluşturmak için iyi bir fosforlu gübreyle de damlamadan takviye yapacağız. Çok teşekkür ederim. Bu uygulamaları yapacağız. Kardeşimin ürünleri kalitelidir, iyidir. Şu andaki durum bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yaparsanız, abone olursanız çok mutlu oluruz.